Derli basın mensupları hoş geldiniz. Hocamızdan gene bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçelim. Evet, i̇yi gel. akşamlar. Ee, 2022 23 -20 sezonunun sonuna geldi. Bugün de müsabakalar bitti. Ee, biz geldiğimizden beri sıralamada yerimiz ne olursa olsun futbol adına doğruları yapıp olabildiğimizde yukarıda bir yerde olmak istiyordu. Tabi hedef olarak şampiyonluk Beşiktaş'ın şu an itibariyle zaten üçüncülüğümüz tescillenmiş oldu maça çıkarken de üçüncüydük bitince de üçüncü olduk. E, tabii Beşiktaş için bir başarı sayılmaz ama sıralama olarak bu maçı kazansaydık ikincilik şansımız da olabilirdi. E, oyunumuzu geliştirmeye çalışırken ve güçlü bir oyunla rakipleri yenmeye çalışırken bugün seyircinin de olağanüstü desteğiyle önde öne geçtiğimiz maçı daha sonra beraberlikle bitirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakibe az pozisyon bulduk. Bu da hızlı tempolu oynamadığımız zaman, temasla agresif oynamadığımız zaman müsabakalara kazanma şansımızın ne kadar geri olduğunu gösteriyor. Bütün maçlara sahaya çıktığımızda kazanmak için oynayan bir takım olarak zaman geçirmeden hızlı bir şekilde oynamak bizim oyun stilimizde önemliydi bugün e, iki puandan dolayı üzüntü üzülüyüm. Ama asıl üzüntüyü veren tabii e, 45 40 bin kişiden fazla seyirci sahada varken olağanüstü sıcak sevgi ve desteği varken e, bu sezonun final maçı sayıda son maçında iyi futbolla güzel bir sonuçta ayrılmak isterdik. Ama maalesef bugün hüzünlü bir gece oldu bizim için. Hem sonucu olarak hem Atiba'nın vedası oldu, hem Cenk'in sakatlanması oldu. Bazen düşündüğünüz Şartların dışında olaylar gelişebiliyor. Bugün onların hepsini birden gördük. Zaman zaman şans yüzünüze gider, Zaman zaman şans gülmez. Bugün de şanssız bir gündeydik. Ee, sıkıntılarıyla beraber sezonu bitirmiş olduk. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Elinden gelen gayreti gösterdiler. Her geçen gün e, olumlu işler yapmaya başladılar. Ama yeterli olmadıklarını söyledim. Bugün de zaten onu görmüş olduk. Tam tersi beklentim vardı. Futbolumuzu grup noktasına çıkarıp Gelecek sezona başlarken bıraktığımız yerden daha iyi bir takım olmak istiyorduk. Ama bugünkü eksiklerimizi de dikkate alarak yeni sezona daha güzel futbol oynayan, her maçı kazanmak isteyen oynadığı futbolla da herkes tarafından beğeni kazanan bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz. Bunun hususuyla daha fazla hazırlanacağız. Evet soruları geçebiliriz. Tuna Bey. Tuna Akdemir, TRT Spor Hocam. Ee, geçmiş olsun diyelim. Ee, Cenk Tosun'a girdiniz biraz önce ama detay alamadık. Ciddi mi sakatlığın, bir milli takım e, durumu söz konusu vardı. Milli takıma gidebilecek mi acaba? E, tabii MR çekilecek yarın ama görüntü itibariyle ön üst adalede bir yırtık olma ihtimali var söyleniyor. Ya, o da zaten herhalde milli maçta olmaz ama inşallah er, tez erken iyileşir. Yani bunu bilemiyoruz tabii. E, şu andaki durumu sıkıntılı. Sercan Bey. Sercan Dikme, Sports Digital hocam. Geçmiş olsun, sezon bitti, hayırlı olsun. E, transfer dönemi artık başlıyor hocam. En azından transfere dair istediğiniz bölgeler, mevkilere dair bize ipuçları verebilir misiniz? Teşekkür ederim hocam. Saka, e, transferle ilgili şu anda değil, e, bugün ne? daha önceden de konuştuklarımız var. Yani konuş, işte, takım içinde gidecekler, kalacaklar, alınacaklar. Bunların hepsi e, ön... E, Düşüncelerimizi paylaştık karşılıklı. Bu konuda da araştırma var. Eldeki oyuncuların gidişi kalışına göre değişecek. Onları yarından itibaren devreye sokulacak başkan yönetimle. Onu da söyleyeyim. Başkan yönetim geldiğimden beri olağanüstü destek oldu. Her türlü başarıyı yakalabilmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftar da onu yaptı. Şimdi hem taraftarın beklediği hem yönetimle birlikte daha iyi bir takım yapabilmek için e, ee, kalmaması gerekenler, yani mutlaka gitmesi gerekenler, mutlaka kalması gerekenler, alınması gerekenler hepsini bir daha değerlendireceğiz. Hanımefendi buyurun. Mikrofonu konuşursanız, mikrofonu hanımefendiye verirsiniz sevinirim. Öncelikle merhaba hocam. Ee, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu sezon geldiğinizden beri takım olmak adına, oyun adına çok çaba sarf ettiniz yeni sezon için transferlerin zamanında gelmesi konusunda, kampa yetişmesi konusunda bir şey söylediniz mi? Yönetimle bir konuşma yaptınız mı? Teşekkür ederim. Tabii ki transfer yani sezon bittiği anda başlar. Eldeki oyunculardan e, bitenler var. Az evvel Sercan Bey'in de sorduğu soru. Onların mutlaka kalanlar var ama bu arada da gitmek isteyen olursa kulübün durumuyla biz onu değerlendireceğiz. Bir diğeri almamız gerekenleri de bir an evvel konuşup alacağız. Zaten belli alanlarda eksik oyuncularımızın durumu belli. Ben transferin uzun süreli olmasını doğru bulmuyorum. Yani işte Haziran'da başlıyor, Eylül'de bitiyor. Yani bir şey gibi yarı sezonda şey transfer ayı. Yani bu hafta ben de, bana karşı oynayan haftaya benimle olabiliyor. Neyse onlara girmeyelim de, ee, şunu söyleyeyim, biz bir an evvel transferi yapmak istiyoruz ama bizim şu anda geldiğimizde onu yapmaya da çalıştım Bu konuda da çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. Ee, daha çok bizde de e, mukavelesi devam eden oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Bunlar içerisinde şu anda Redmond e, ve Tayfur e, e, kiralık olan, yani kiralık değil, Tayfur kiralık da Redmond'un da mukabilesi bitti. Onun dışında genelde yani elimizde oynayan oyunculara baktığımızda bizim oyuncular. Ama onlar içerisinde de kendisi şartlar itibariyle gitmek isterse o da sayısı az olur. Onun için e, iskelet kadroda çok fazla değişik olacağını görmüyorum. Ama iskelet kadroyu zorlayacak iyi oyuncular aldığınız zaman rekabetin daha fazla. Bugün mesela onu hissettim. Mesela zaman zaman saha içerisinde oyunu verimi düşük olduğu zaman onun yerine giren ondan iyi olmalı ki o zaman sonuca katkı yapar ve rekabette kendiliğinden başarıyı götürür. Onun için transfer şu anda konuşmak değil de bir bugün müsabakayı konuşup yarından itibaren değerlendiririz. Başkan yönetimde açıklama yapar, biz de gerekse yaparız. Başka soru olan Buyurun. Hocam bu akşam takımdaki dalgalandırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de herkesin aklında bir veda vardı bu akşam. Bir taraftan ikincilik kovalıyordu. Bir taraftan da Atiba veda edecekti. Atiba'yı oyuna almamanızın sebebi skoru avantajına almak için miydi? E şöyle, tabii Atiba bizim için önemli bir oyuncu. Beşiktaş camiası için çok güzel işler yaptı. Beşiktaş i̇şte camiası da bağrına bastı. O da herkesin gönlüne girdi. Sadece Beşiktaş'ı tüm futbol kamuoyunun kendisine teşekkür ediyoruz. E, ee, saygı hak eden bir oyuncu. Ee, maçtan evvel de konuştuk. Maçın gidişine göre son dakikada da alıp öyle bir etmesini istiyordum. Ama maç öyle bir gitti ki e, onu alıp orada o sıkıntıyı yaşamak istemedim. Bir de hücuma dönük oyuncu almak istedim. Semih ile Kerem vardı o tip oyuncumuz. Onları değerlendirdik yani koyabilirdik ama zaten e, veda yaparken de bile hani oyun başındaki coşkulu bir veda vardı. Daha farklıydı. Maç bitince daha farklı. Hüzünle beraber veda etmek. Ayrılışı zaten bir hüzün. Bir de maçın skoru ikinci bir yükü üzerinde taşıyabilirdi. Onun için girmemesinin daha doğru olacağını düşündüm. Ama yani işte iki dakika, beş dakika girmesine gerek yok. On senedir e, bu camianın içerisinde üç tane Şampiyonluk gördü. Süper Kupa, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi bütün yarışmaların içerisinde oldu. Örnek bir sporcuydu. Gençlere de onu söyledim. Dün de çalışırken en çok çalışan oydu. Onun için model alınacak, idol alınacak bir oyuncu ve karakter. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Yapacak da bir şey yok. Futbol böyle işte. 40 yaşına gelmek de kolay değil futbolda. Düşünsel bir soru sormak isterim afınıza sığınarak. TV5 Televizyonu Mehmet Ali Kayacı. Her şeyin kıymetini zamanda bilmenin önemini anladığımız bir günü yaşıyoruz bugün. 2002'de anlamadığımız Şenol Güneş'i hala 2023'te anlamaya da çalışıyoruz. Örneğin Salih çok hoşuyorum, iyiyim dediğinde kendisine ama arkasından acele edip yarım saniyelik zamansal hatalarını anlattığınız dokunuşları, kontrolün, pasın önemini konuşarak oyun gücünü ya da kültürel gelişimi sağlayabilmeyi konuşabilseydik. Yıllardır dokunduğunuz insanlar da var ama bu başarıları konuşurken dokunamadığımız ya da dokunulmayan insanlar da oluyorlar. Sizi suçlamak için söylemiyorum. Ee, ancak anlaşılabildiğiniz insan sayısı anlaşılamadığınız insanlardan fazla değil. Bu doğrultuda ahlaki, hukuki ya da vicdani olarak da değerler için bir çözüme ya da ümide ihtiyaç olduğunu düşünerek Sual etmek istiyorum. Bugün eksikleri, hataları ya da puan kayıplarına bakmaksızın emeğin karşılığı için ya da hakkınızı aradığınız için size teşekkür eden taraftarlarınız ya da farklı kesimlerden insanlar da var. Sizce bu durum toplumsal değerleri korumak adına anlaşılabilir bir Türkiye için bir ümit olabilir mi? E, yani at sorduğunuz soru e, şu anda basın toplantısı sorusu değil ama yani bugünkü maçla ilgili değil genel bir soru. E, açıklamaya ihtiyaç duyacak bir konudur. Yani işin sosyal tarafı, sosyoloji tarafı, psikoloji tarafı. Aynı zamanda oyuncu karakterlerinin etkileşimi, eğitimi, organizasyon o kadar soruyu barındırıyor ki cevabı da gerektiriyor. Ama şunu söyleyeyim, biraz evvel de söyledim e, yayıncı kuruluşa, oyuncuya da söyledim. Bu hepimizin geçerli. Ben e, oyuncuya da söyledim bunu ama hepimizin için geçerli. Futbol ee, hayatın kendisi ee, futbol oyunu neyse futbol oyunu hayatta öyledir. Mesela kaleci de çok kullandım bunu. Ee, top bazen hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şeyde gelir. Siz ona hazırlıklı olmanız lazım. Ee, biz bunu hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün de aynı şeyi söyledim oyunculara. Şimdi hiç beklemediğiniz anda sürpriz sonuçta yaptıklarınız hepsi bitebiliyor. Yeniden hayata başlamak lazım. Bunları öğrenebilmek için de ee, kim söyledi unuttum ama aklıma gelen güzel bir sözdü. Demin de onu kullandım. Ee, Oyuncu siz söyledim. Size de aynı şeyi söyleyeyim. Paylaşayım. Açılımını yaparsınız. Veya isterseniz daha geniş konuşmak lazım. Tartışmak lazım bu konuları. Ee, futbol topu, futbol oyunu ateşe benzer. Yanaştığınız zaman sizi yakar. Uzak kalırsanız donarsınız. Mesafeyi iyi ayarlamanız lazım. Konuları da öyle ayarlamanız lazım. Onun için sorduklarınızın içerisinde yani açılıma ihtiyaç duyan konular var. Biraz açtım. Benim anlaşıl, anlaşılmama önemli değil. Ben konuşurum, yaşarım, yaparım. Biz nerece insan yapıyor, model oluyor. Alan alır, almayan almaz. Gönül isteriz ki herkes birbirinden alsın. Ben sizden alıyorum, ötekinden alıyorum. Çünkü öğrenme tek başına sizin öğrettiğinizle ilgili olmuyor. Öğrenme öğrettiğinizi karşında siz de bir şeyle öğrenerek karşılıklı etkileşimden olur. Ama demin dediğim çok önemli. Çok yanaşırsanız yakar sizi, anlayamazsınız ateşin. Şu zaman veya ısınmak için ya, tam dibine gelirseniz ısınmak değil, yanmak olur. Yani e, güneşi sadece bir ışık olarak görmemek lazım. Onun için benim üzerimden yürütmek yerine bana bir şey oluyorsa ben ayakta kalmasını bilmeliyim. Başkaları doğru yapıyorsa diyecek bir şeyim yok. Bana karşı yanlış bir şey yapılıyorsa ben işime yapmalıyım. Yani onun yanlışı beni ilgilendirmez. Gönül ister ki o söylediğinden ben doğru bir şey alırsam söylerim. Ben de bir şey söylerim siz alırsınız. Yani bu sorduğunuz soru biraz felsefi soru. Onun için o taraflara fazla girip takılmak istemiyorum. Çünkü zaten düz konuşmaları anlam anlatamıyorsam bu konularda da hiçbir şey anlatamam. Başka sorusu olan var mı? Evet bu konuda da soru bitmiş oluyor. Hocam Test teşekkür ederiz. İyi akşamlar.